diğeri de 21 yaşında Monaco ve Leipzig'ten geldiler takıma katıldılar. Gündemdekileri biraz daha toparlayalım Turgay abi ne dersin? Bence önce gelenler çünkü bu gelmiş artık. Tamam. Öküm hangisi gelecek bir saat konuşuruz Arda Turan gelmezse boşa konuşuruz. Şimdi Onyekulu ve Saraci. Galatasaray'ın ligin ilk kez performansına bak sol kanadı gözünün önüne getir. Yani Nagatomo ve Babel'i. Evet. Aslında Babel iyi başladı. Birkaç maçta kurtardı. Ama sonra arkada aldığı destek mi yetersiz oldu, kendisi mi düştü, bir ara para sorunları yaşadı, şikayet etti falan. Sol kanat Galatasaray'da arızaya geçti. Hı hı. Sağ kanat zaten arızalıydı, Mariano Feguli. Zaten bekleneni veremeyen bir kanat. Şimdi şampiyonluğu anlayan bir takım iki kanadı verimsizse hı hı. operasyon oradan başlamak doğru. Sol kanadı şu an tutar tutmaz ama operasyon oradan başladı. Bir tane zaten denenmiş bir oyuncu. Yani Onyekuru orada iyi işler yaptı. Aynen. Dolayısıyla Galatasaray sol kanadını biraz toparladı diyebiliriz. Saracı da de, değil mi? Kağıt üzerinde çok olumlu özelliklere sahip duruyor. Yani hem çok genç 21 yaşında son derece hızlı bir sol bek, tekniği de çok iyi. Bilmiyorum Şimdi sağ tarafı tabii Nes geldi. Bahsedin. Sol evet. tarafı bu şu demektir. Galatasaray iki kanada çok hızlı olacak bir defa. İkisi de çok hızlı olacak. Ben Saracı'yı çok dikkatli izlemediğim için ha işte gider geldi ama hücuma da çıkmayı seven bir oyuncu olduğunu biliyorum. Fakat bugün işte Bild gazetesi yazarı galiba yani çok zaman zaman sertliğin dozunu artıran bir oyuncu var dedi. Bu kritik maçlar için dikkate alması gereken bir şey. Fakat genç olması. Şimdi öyle bir şey ki, tuttu diyelim bu oyuncu. 10 sene sol bek aramazsın. 10 sene sol bek aramazsın. Lines zaten mesela Sabek, e, hı hı. Lines zaten ben daha sezon başı niye dışarıda bıraktı ben hakikaten anlamadım. Bence şimdi doğru olanı yaptılar yani. Lines'i almakla doğru olan yaptılar. Lines Mariana'dan bir gömlek üstün bence. Peki. Aspor ekibim Antalya'da biliyorsunuz. Kulüplerin devre arası kampını takip ediyor. Aspor muhabiri Göktuğan Argın'dan takımların kamp programı ile ilgili son gelişmeler alacağız. Şimdi sevgili izleyenler detaylar Göktuğan'da. Yoktuğum. Antalya'da şu anda fırtına, yağmur yüzünü gösterdi. İki gün biraz burası bu şekilde karışık olacak. Fırtınayla karışık yağmur Antalya'yı, Bele'yi aslında teslim alacak. Sonrasında tabii yağmur kesilecek yine güzel bir kaç gün geçirecek burada takımlar. Öncelikle en son gelen takımdan başlayalım. Fenerbahçe dün akşam saatinde 23 sıralarında Antalya'ya iniş yaptı havalimanına ve Saat 24 gibi de Belek'teki otellerine kamp yapacaklar. Otele geçtiler. O dakikaları canlı yayında ekrana getirmiştik. Fenerbahçe kafiresinde önemli eksikler de vardı. Onlar da bugün katılacak. Özellikle Emre Belezoğlu, Gustavo, İsla gibi isimler bugün takıma katılacaklar. Onlar bir kısmı hasta oldukları için bir kısmı da Amerika kıtasından yolculuk yaptıkları için saat olarak tabii ki geç katılacaklar. Ama Moses, Zayis... Ee, ve bunun yanı sıra Sadık Çiftpınar bu isimlerde hem sakatlıkları nedeniyle e, tedavi gördükleri için gelemediler, katılmayacaklar. Ama en önemli isim Mehmet Ekiciydi Kadro dışı bırakılmıştı, dondurulmuştu e, lisansı. ve e, Özellikle Ersun Yanal bu transfer döneminde de satılması için veya kiraya verilmesi için konuşuluyordu ki onu bir anda kadroya aldı. Yani kamp kadrosuna yer aldı. Dün yine aynı e, şekilde önemli gelişmeler vardı. Burada Beşiktaş kamp kadrosunda kamp kadrosunu açıklamış ve ilk kamp antrenmanını yapmıştı. O ekran tabii ki A Spor ekranlarında yayına gelmişti. Yine burada bekliyoruz. Birçok kulüp gelecek. Biz de bulunduğumuz Atlantis Otel'de canlı yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım. ekibimiz Antalya'da Turgay abi son detayları anlattı Gökdoğan bizlere ben Antalyalılara bir yani Antalya'nın ya şu anda turizm için gidenlere ve bizim muhabirlere falan bir şey söyleyeyim Antalya'nın fırtınaları meşhurdur bu, evet, bu mevsimde evet, bu dönemde değil mi tam da ee, yazın da bahar geçişinde de, de aslında vardır birçok otelin de bir defa çok dolu korona şu anda yüksek ben dün beştaşlarla konuştum otelde 9 kişi falan var dediler yani full dolu dediler hı hı şunu söyleyeceğim dedim. Birçok otelin otoparkları ormanlık koru halinde böyle. Hı hı. Bak sakın otoparklara araba bırakmayın. Ben 98'de sıfır arabayı bıraktım. Üzerine bir tane ağaç devrildi. Ama ağacı bırakın. Çam ağacındaki ne kadar o reçine varsa arabayı kapladı o fırtınadan. O yüzden ben hani bilen zaten bunu yapmaz ama bilmeyenler için bu fırtınalarda arabanızı mümkün olduğu ağaçlardan uzak bir yere koyun diye uyarayım. İnsani görevimi yapayım yani. Aynen. Peki kaldığımız yerden devam edelim. Galatasaray'ın transfer gündemindeydik. Bence biraz hızlanalım ve toparlayalım. Arda konuşalım. Sana ben bir soru sorayım. Gelenleri konuştuk. Arda Turan'la ilgili tabii farklı açıklamalar var. Cengiz'in açıklaması. Ardından Fatih yapmış olduğu Çiğdem, söylemler. Şimdi ben sana iki tane soru soracağım. Seni biraz zorlayayım. Başakşehir kötü takım mı iyi takım mı? İyi takım. İyi takım. Bence de iyi takım. Arda Turan orada oynamıyor. Başakşehir'de oynamayan bir oyuncu. Kampa da Gaat... katılmadı galiba değil mi? Evet. İlk kere de oynamadı orada. Evet. Başakşehir'de oynamayan bir oyuncu Galatasaray'da oynar mı? Yani, kağıt üzerinde oynamaz gibi gözüküyor. Düz mantıkla. Aynen düz düz mantıkla. İstisnası olabilir. Aynen. Dolayısıyla enerji harcamak ne kadar doğru. Gelelim ikinci soruma. Sen Galatasaray Başkanısın ben Fatih Terim'im. Ben şöyle bir cümle kullanırsam. Ben olsam başkanın yerine öyle bir cümle kurmazdım dersem. Arda konusunda. Hı, hı. Sen beni çağırıp şunu der misin? Hocam, ben kuracağım cümleyi sana mı soracağım? Hocam, Galatasaray başkanlık makamı için konuşuyorsun. Galatasarayın başkanlık makamına, Galatasarayın teknik hı hı. direktörü. Ben olsam o cümleyi kurmazdım nasıl diyebilir? Ben hangi cümleyi nasıl kuracağımı sana mı soracağım? Der misin demez misin? Dersin. Dersin. Peki. Fatih Terim neden böyle bir açıklama yaptı Turgay abi sence? Bilmiyorum. Fatih Terim 3 gün önceki basın toplantısında Arda konusunda net tavır alsaydı, karnından konuşmasaydı başkan bu açıklamayı yapmazdı. Niye? Hocanı istiyorsa başkan niye almasın bedava gelen adam? Ama sen karnından konuşma hocam. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sen Arda konuşsa şöyle dedin. Benim teknik adam olarak bakışımla futbolcu Arda'yı teknik adam Fatih Terim'i ayrı bir yere koyun. Baba oğul ya da e ee, insan olarak ayrı yere koyun. Ee, gelsin demedim diyorsun kendin. Gelmesine de demedim. E ne dedin hocam sen? Sen ne dedin? Sen Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Arda Tulan gibi bir isim konuşsan net olarak gelsin diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Onun üzerine başkan da Başkan çok doğru bir şey yapıyor. Bak. Arda gelsin gelmesin der dedi. Başkan tavrını doğru koyuyor. Şey net koyuyor. Ben istemiyorum. diyor. Ama sen tavrını net koysaydın. Galatasaray'ın hocası olarak deseydin ki ben Arda Turan'ı istiyorum kardeşim. Karnından konuşmasaydın Fatih Hoca. Başkan bu açıklamayı yapmaz. Derdi ki ya hocamız istiyor. Alalım kardeşim. Sonucunda adam bedava geliyor. Ama sen bir yandan öyle bir konuştun ki biz bile burada mesela 10 kişinin 5'i dedi ki Fatih Hoca Arda'yı istemediğini söyledi. Ben öyle düşündüm. Bazı arkadaşlar dedik hayır hoca istediğini ima etti. Yani ikiye bölündü insanlar. Niye buna fırsat veriyorsun? Niye demiyorsun ki Arda gelsin? Arda gelmesin demiyorsun. Mıy, mıy 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 karnından konuşuyorsun. Başkan ise tam aksine Galatasaray Başkanı'na yakışır düzeyde. Net konuşuyor, istemiyorum diyor. Peki sence Fatih Terim Arda Turan'ı istiyor mu? Şu anda istiyor. Yoksa bu açıklamayı yapmazdı. Ben daha önce yanlış anlamışım. İstemiş aslında. Yani arkada, içerideki arkadaşlar çok Orçun galiba istedi diyordu. Ben hı hı. öyle anladım. Onlar doğru anlamışlar. Ben yanlış anlamışım. Peki diğer adaylar için neler söyleyeceksin? Şunu da söyleyeyim. Turgay abi, e, cumartesi günüydü galiba. Savaşçı Orlu'ya ağırlayacak. Sabah Spor programında. Biliyorsun Galatasaray'ı takip ediyor yakından. Arda Turan Galatasaray forması giyecek dedi. Yani duyumlar o yöndeymiş. Tamam. Bak Çiğdem, mesele burada. Bak aynı Hı -hı. Falcao'daki hatayı yapıyorlar. Aynı Falcao'daki evet. hata. Birebir aynı hata. Yani bir adamı alırsın getirir Arda bedava şu anda. Elinde bavulu, bon servisi bekliyor. Başkanla konuşursun. Başkanım ben bu adamı istiyorum dersin. Dersin. Başkan da sana olursa olurunu söyler, olmazsa olmadığını söyler. Kapatırsın biter. Hı hı. Sen şimdi Arda'yı şu anda kangren haline getirdin. Gelse de bir dert olacak bak. Gelse de dert olacak. Niye? Şöyle bir durumda. Başkan istemedi ama terim istediği için aldı olacak. Evet. Oynarsa sana yazar, oynamazsa da sana yazar. Peki. Hızlanalım biraz. Az bir vaktimiz kalmış. Galatasaray'ın transfer gündemine baktık. Bakalım Fenerbahçe'de hangi isimler var? Şöyle bir üzerinden geçeceğiz. Senin anlaşılan bir oyuncu yok ama çok fazla bölge için çok da fazla aday var Turgay abi. İşte sol kanat, stoper, orta sağ, forvet bölgesi için yazılan çizilen isimler. Bir de sol bek. Ee, toparlarsak bu isimleri tek bir potada eritelim. Son 2-3 dakikamız var. Fenerbahçe'nin buradaki isimler arasında 1-2-3 tane sol bek, Dört tane stoper, bir orta saha bir forvet var. Yani Fenerbahçe bakışında en büyük sorun sol bek olarak görülüyor. Ardından da stoper görülüyor. Ben bu bakışın yanlış olduğunu hı, hı. Oraları bu lig yarışında senin sol bekteki ihtiyacın belki derbilerde seni çok rahatsız eder. Hani Hasan Ali oynamasa bile orada hı hı. rahatsız eder. Ki düne kadar Hasan Ali ile beğenen yoktu onu da söyleyeyim. Şimdi yokluğu büyük problem oldu. Sen Galatasaray derbisine, Beşiktaş derbisine, Trabzon derbisine. Sen ligdeki kırılma maçına, Sivas maçına mesela. Herhangi bir hafta. Vedasız çıkarsan yandın. Vedasız çıkarsan geçmiş olsun. Çünkü alternatifin yok. Mevlüt'ten bir şey olmaz. Sistemi hissediyorsun. O da değil. Ondan da olmaz. Vedat'a yakın ayarda bir adam bulacaksın. A yerine aday değil. Vedat'la evet. da oynayabilecek. Vedat'ın yokluğunda da oraya tek başına taşıyabilecek bir adam bulacaksın. Diğer hepsi pasafisi o. Sen sol bek bulursun, da oynatırsın. da oynatırsın. Eee ne diyor? da oynatırsın. Yedi geldi bir maç sana, iki maç. Ya bir maç santraforun yok sen. Vedat yoksa senin santraforun yok kardeşim. Yani senin şu anda ekmeğin ve suyun Vedat. Evet. Sen onun yerine 80 tane stoper, 90 tane sol bek alıyorsun. Hayırlı işler diyorum. Yapacak bir şey yok. Peki bir de Beşiktaş'ın transfer gündemine bakalım. Hangi adaylar var? Ardından da Trabzonspor'u göreceğiz. Sonrasında da bugünlük sizlere veda edeceğiz. Orada da Forvet için tabii arayışlar var. 10 numara ihtiyacı göze çarpıyor mu? Onu söyleyeyim konuşmamıştık. Nico Gaetan ismi gündemde. 31 yaşındaki oyuncu. Ya öncelik Forvet mi? 10 numara mı? Sabek mi? Neresi Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ın şu anda önceliği tıpkı Fenerbahçe gibi Forvet. Uh -huh. Hatta Fenerbahçe'den daha acil olarak Forvet. Santifor yani. Çünkü Burak formsuz. Şu anda da sakat. Uh -huh. Burak ne zaman form tutar, ne kadar tutar bilinmiyor. Ve senin alternatif oyuncuların umut dışında bir umut vermediler. Biraz umut e, bir şeyler evet. yaptı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın acil bir golcü alması lazım. Gerekirse başka bir imkanı yoksa, maddi olarak bir imkan da olmazsa santufor alıp transferi kapatmalı. Peki bir de Trabzon'un gündemine bakalım. Orada anlaşılan tek bir isim var. Ardından da Gündeme gelen de aslında çok fazla daha yok. Todor Nedelem orta adına yazılıyor. Hatta gelen bilgiler e, anlaşıldığı yönünde onunla da kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Endiaya geldi Turgay abi. Şimdi, Son 30 saniyemiz kalmış. Trabzon Spor doğru iş yapıyor. Uh -huh. Edefe yöneliyor. Ama Trabzon Başkanı'nın geçen haftaki açıklamasını düşünün. Ne dedi? Endiya'ya gündemimiz de yok ondan benim haberim kim olur dedi. Geldi. Başkanlar bazen böyle konuşur. Oyuncuyu rahatlatmak. Hı -hı. Transferi kolaylaştırmak hı hı. için. O yüzden diyorum ki bizim söylediğimize başkanın lafınla bu yalan demeyin. Bekleyin biraz. Biz de veda ediyoruz. Teşekkürler. Ne güzel var. Çok çabuk böyle. Bugün de. su gibi yağmur gibi geçti. Yağmur gibi İstanbul'da da yağmur var dışarıda. Evinde Nescafe'yle keyifli izlediğiniz zaman. Ben çok keyif aldım. Umarım ben, sen de almışsındır. Ben bir kahve de alsaydım iyi olurdu ama unuttum yine. Kapatıyoruz bugünkü. Yarın sabah görüşmek üzere sevgili izleyenler. Hoşçakalın.